Dostlar merhaba. Bugün biraz netameli bir konuyu, sıkıntılı bir konuyu, Atatürk'ü koruma kanunu olan 5816 sayılı kanun gereği konuşulmasında problem olan bir konuyu konuşacağız. Biraz sıkıntılı. Doğru mu Enes? Çok sıkıntılı bir konu. Çok sıkıntılı ama maalesef gündemden düşmüyor kardeşim. Evet, hala bunu sürekli yazıyorlar abi. Altıda yazıyorlar, şeyden de yazıyorlar. Evet. Bu toplulukta falan ne istiyorsunuz diye sorduğumda da yazıyorlar sürekli ve Vedat istiyorlar sürekli. Videoların altındaki yorumlarda bu var. Evet. Atatürk'le Latife Hanım'ın boşanmasına sebep olan Atatürk'ün erkek sevgilisi. Erkek sevgilisi ne kadar kaba? Vedat diye bir adam. Hatta enişte Vedat diye Facebook'ta bana soruyorlar. Bundan neden bahsetmiyorsun? Korkuyor musun? Adamsan bundan da bahset diyorlar, bak bana bak. Nasıl gaza getiriyorlar. Bir de bunu yazarken şey abi, adam %100 doğru olduğundan inanarak yazıyor galiba. Tabii tabii. Diyor ki cesaretin varsa diyor, Atatürk konusunda o kadar konuşuyorsun diyor, döneksin diyor. Bir zamanlar diyor Atatürk'ü sevmiyordun diyor. Atatürk güzellemeleri yapıyorsun şimdi diyor. Anlatsana Vedat'ı diyor. Ben hayatım boyunca bir gün bile Atatürk'ü seviyorum demedim. Hayatım boyunca bir gün bile Mustafa Kemal'i sevmiyorum demedim. 10 yıl önce ne diyorsam bugün de aynısını söylüyorum. Sadece hakkı hak edene vermek gerekiyor. Minvalinden yola çıkıyor ve konuşuyorum. Merhamet ve vicdan sahibi olmak lazım diyorum. Şimdi Atatürk'le Vedat ilişkisini konuşalım. Önce abi bu Vedat'ın kim olduğunu anlatsana bir. Vedat kimdir onu konuşalım. Ama önce ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Ama daha çok olmamız gerek. Her programda söylüyorum. Lütfen abone olun. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da sürekli böyle ortaya atılan videolar var, konuşuluyor. Milli Enişte Vedat diye sayfalar açılıyor. Utanarak söylüyorum. Utanarak söylüyorum. Ben açık söyleyeyim mi? Eğer Atatürk'ün hayatında böyle bir çarpık ilişki olsaydı, bir şey söyleyeyim mi? Cümlelerimi düzgün seçerdim. Ama derdim ki ya bir de bak böyle bir şey var mı? Hadi bir de bunu konuşsanıza derdim. Ya vallahi yok ya. Şimdi yokken nasıl ben iftira atabilirim? Atatürk'ün günahları sonuçta din, diyanet, Allah'la arası belli Atatürk'ün. Günahları çok mudur? Vardır illaki. İslam'a göre günahı çok mudur? Öyledir evet. Ben bunu... Bu Atatürk denilen din ve diyanetten uzak bir hayat yaşayan kişinin günahlarını alacak kadar aptal görünüyor muyum? Görünmüyorsun abi. Evet, almam. İftira atma. Peki Vedat kim? Hemen bu sorunun cevabıyla ana mevzuya giriyoruz. Vedat, Mustafa Kemal Paşa'nın evlendiği Latife Hanım'ın amcasının oğludur. Uşakizadelerdendir. Latife Hanım'ın soyadı Uşaklıgil'dir. Sanırım Uşaklıgil ismi bir şey hatırlattı size. Tabii Halit Ziya Uşaklıgil. Tabii Aşk-ı Memnun'un geçen yıllarda Kanal D'de oynayan Aşk-ı Memnu kitabı, bu arada kitapla film arasında hiç alaka yok. Bambaşka şeyler anlatıyor. Tıpkı Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü gibi. Bambaşka senaryo aldı götürdü, bambaşka bir yere koydu. Aşk-ı Memnu'nun yazarı, ama Kanal D'deki Aşk-ı Memnu'nun değil, gerçek roman olan Aşk-ı Memnu'nun yazarı Halit Ziya Uşaklıgil'in oğludur Vedat. Peki Halit Ziya kim? Cevap, Latife Hanım'ın babası Muammer Uşaklıgil'in kardeşidir. Latife, Muammer'in kızı. Halit Ziya, Muammer'in kardeşi. Dolayısıyla Halit Ziya Uşaklıgil, Latife Hanım'ın amcası olur. Öz amcası olur. Dolayısıyla Halit Ziya'nın oğlu Vedat da Latife'nin amcasının oğlu olur. Anlaşıldı mı mevzu? Bu kadar. Vedat diye bir kitap var. Halit Ziya'nın kitabıdır. Vedat. Vedat'a dair kitabın ismi de. Vedat bunalımlara girmiş, buhranlar yaşayan, Dışişleri Bakanlığı'nda büyük elçiliklerde görev yapmış, bir süre sonra depresyon tedavisi görmüş, travma ve depresyonun şizofreniye varan öteki boyutlarını yaşamış ve en sonunda intihar etmiş bir adamdır. Ha, sonunda intihar ederek ölüyor. Tabii abi. Vedat intihar ediyor. Vedat'a dair dediğim kitap yazıyor Halit Ziya. Oğluna,
Yazamaz mı? Sonuçta da tıpkı Haziran 1973'te Galata Kulesi'nden atlayıp vefat eden oğlu Vedat için şiir yazan, Galata isimli şiirini yazmış, şiir yazan Ümit Yaşar gibi intihar eden oğlu Vedat için bir kitap yazan Halit Ziya Uşaklıgil vardır. Atatürk bu işin neresinde? Efendim, rivayet o ki, bu rivayetin de tek bir kaynağı var bu arada, Rıza Nur. Rıza Nur da çok sıkı bir Atatürk dostudur. İstediğini alamayınca, devlet makamlarında yükselemeyince, istediği makamları Atatürk'ten alamayınca da çok sıkı bir Atatürk düşmanıdır. Anlaşılıyor mu şimdi bu mevzu? Tabii, yani önce yalakası olup sonra düşmanı olan bir adam. Evet, çok sıkı bir düşman. Derler ki, Atatürk ile Latife Hanım'ın boşanması şöyle olmuştur. Rıza Nur kaynağı. Bir gün Latife Hanım'ın Çankaya Köşkü'nde misafirleri vardır. Evi gezdirirken, bu arada sana bir hava atayım mı? At abi. Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde Latife Hanım'ın çıkmış olduğu o balkonda ben 3-4 ay evvel akşam yemeği yedim. Sen de torpillisin abi. Evet. Benim gibi bir adam, Atatürk'le arasındaki ilişki belli olan benim gibi bir adam, Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği yedim. Özel davetliydim. İşte devlet bürokrasisinden bazı insanlarla beraber orada yemek yedim. Çankaya Köşkü'ne gittim yemek yemeye. Çankaya Köşkü'ne çağırır. Evi gezdirirken üst kattaki balkona arkadaşlarını çıkartır. Balkonun da gördüğüm manzara Çankaya Köşkü'nün arkasındaki bir koruluktur. Koruluğa bakar balkon. Bir de bakarlar ki o korulukta balkonun gördüğü bir ağacın altında Vedat ve Atatürk vardır. Ne durumda olduklarını söylemeyeyim. Latife ve arkadaşları görür. Böylesine rezilane, böylesine kötü bir manzarayı gören Latife hemen arkadaşlarını çeker. Şimdi bu hadiseyi de bu kadarıyla kesip yorumlayan şerefsiz olur mu? Olmaz inşallah, çok sıkı mahkeme veririm. Sonra hemen içeriye geçer ve boşanma işlemlerini başlatır. Buna inanan tarih cahilleri maalesef boşanma işlemlerini Latife Hanım'ın değil Atatürk'ün başlattığını bilmezler. Halbuki boşanmak isteyen Atatürk'tür. Boşanmamak için araya adam sokup beni affetsin devam edelim diyen de Latife'dir. Affediyor mu hiç peki Atatürk? Etmiyor. Bir kere bile o ricaları kabul etmiyor. Seninle konuşmak istiyorum diyenlere Latife Hanım konusu mu diye sorar. Evet dediğinde de hiç gelmeyin istemiyorum der. Konuşmayı bile reddeder. Şimdi böyle bir hadise olmaz. Bana unuturum sorar mısın? Peki abi bunlar niye boşandılar diye. Bir kere anlattım ama o farklı bir videodaydı. Burada da kalsın. Tamam mı? Unutursan bana hatırlat. Halbuki şimdi sana soruyorum. Empati yap kardeşim. Erkeklere karşı bir ilgin var. Tamam mı? Tamam. Ve evlisin. Bir evin var. Evinin de bir balkonu var. Arkanda da bir koruluk var. Atatürk sensin yani. Balkona çıkan, şimdi o evde 300 kişi yaşıyor bu arada. Hizmetkarlar, devlet bürokratları falan yaşıyor yani. Gelip giden de çok. Çok. Yani Latife ile Atatürk'ün birlikte yaşadığı ev gibi düşünme orayı. Orası bir devlet dairesi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'la hanımı Emine Erdoğan mı yaşıyor sadece? Çalışanlar var, resmi devlet adamları var. 5000 kişi yaşıyor biliyor musun? 5000 kişi 24 saat yaşıyorlar orada. Tıpkı bunun gibi Çankaya Köşkü'nde de 300 kişi yaşıyor 24 saat. Çankaya Köşkü'nden görülen koruluğun hemen önündeki ağaçların arasında mı yaparsın o işi? Yoksa çok ilerilere mi gidersin kimse görmesin diye? Ya tabii ki ilerilere gidersin. Hatta orada bile yapmazsın. Heh, bu işte. Ya bir de bunu biz normal bir adam için düşünüyoruz. Bu adam ülkenin bir numaralı adamı. Dese ki Ziraat Bakanlığı'nın lojmanları var. Ankara Demiryolları'nın orada. Boşaltın lojmanları ya da bir oteli. Bir adam gönder. Otelin tamamını boşalt. Kamera yok ki o günler. Boşalt oteli. Otelin her tarafını boşaltın. Hiç kimse kalmasın orada. Anahtarını da bana getirin dese. Soru o anahtarı Vedat'a verse, Vedat o otele geçse, 3-5 saat sonra da bomboş kalmış bir semte Atatürk girse, sonra o otele girse, hiç kimse yokken oteli, otelin bulunduğu sokağı, sokağın bulunduğu mahalleyi boşalttıktan sonra Atatürk'le Vedat o otelde bir gece sabaha kadar kalsalar kim duyar, kim bilir? Latife'nin haberi nerede olur? Ya bir şey yani bu altı çok boş bir iftira. Tabii ki öyle.
Bir şey söyleyeyim mi? Lan yalan söylüyorsun. Lan iftira atıyorsun. Bari dönemin sosyolojik şartlarını. Ya sen, ya Ahmet Anapalı bile o kadar aptallık yapmaz. O işi yapmayı kafaya koysa ya. Arkadaş kolay bir şey mi yani bu? Balkona çıktığında göreceğin ilk ağacın altında. Lan ne yaşıyorsun sen? Lan bu nasıl bir yokluk ki bunu yaşıyorsun? Atatürk'e söylemiyorum. Bu iftirayı atana söylüyorum. Hiç mi hayal dünyan yok senin? Böyle bir aptallık ortaya atıyorsun. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Atatürk çok çapkın bir adamdı. Atatürk'ün hayatında yazıştığı, çiziştiği, Atatürk'ün ilişkiye girdiği, Atatürk'ün görüştüğü onlarca kadın oldu. Ama kadın. Atatürk kadın sever. Çok sever hatta benim. Çok sever. Çok ciddi çapkındır. Atatürk hatta diyor ki Cemal Paşa'ya, azizim bir anda birden fazla kadınla birlikte olduğu için hangi kadına nerede söz verdiğimi, kiminle nerede randevuleştiğimi unutuyorum. Bazen adlarını karıştırıyor, farklı isimlerle hitap ediyorum diyor. Atatürk bu kadar kadın sever. Ama kadın sever. Yani biyolojik yapısına aykırı bir hareket yapmaz. Bir erkek olarak kadından hoşlanıyor. Eşekten mi hoşlanacak? Erkekten mi hoşlanacak? Kadından hoşlanıyor. Var mı burada bir anormallik? Yok. Yok. Peki abi biz bunu zaten anlattık daha önce ama gene sorayım, bu video içerisinde de bulunsun. Latife Hanım'la boşanma sebepleri neydi? Evet. Rıza Nur'un ve onun türevlerinin ve onun bugünkü tercümanlığını yapanların söylediği gibi Vedat'la olan ilişkisi, yani Latife'nin amcasının oğlu Vedat'la olan çarpık ilişkisi değil, Atatürk'ün hiçbir erkekle çarpık bir ilişkisi yok. Şimdi bak, iftira at da kardeşim. Düzgün iftira at ya. Bu çok çirkin, belaltı iftira. Öyle. Olmaz böyle. Peki niye bunlar boşandı? Cevap basit. Bir gün gece yarılarına kadar süren bakanlar kurulu toplantıları ve devlet meselelerinden sonra bir makam arabası, bugünkü gibi her bakanın, her milletvekilinin, her valinin makam arabası yok. Bir tane var her şehirde, o böyle servisçilik yapıyor. Bir makam arabası Mustafa Kemal'i, Kazım Karabekir'i, Çakmak Paşa'yı ve Rauf Orba'yı, 4 kişiyi. Abi inanılmaz bir 4. Tabii kadro şampiyonlar ligi. Evet. Bunları makam arabası şoförü buna taşıyor. Bir makam arabası bunları evlerine götürecek. Önce kim evine bırakacak? Mustafa Kemal. Tabii ki büyük o. Çankaya Köşkü'ne geliyorlar. Sonra herkes iniyor arabadan vedalaşmak için. Yani işte o kafalaşmak ve sarılmak için. Klasik Türk erkeğinin vedalaşması. Kapıda bir Sivaslı bir pehlivan asker duruyor. Mustafa Kemal diyor ki ya durun bir sigara içelim de öyle gidin diyor. Gece yarısı kim bilir belki de 3.30-4'tür. Sigara yakıyorlar. Bu arada Mustafa Kemal diyor ki askere, sigara içiyor musun diyor. Asker diyor ki içiyorum paşam diyor. O zaman çıkart diyor. Asker sigarayı çıkartıyor. Bir tane alıyor Atatürk. Sen de iç diyor. Asker diyor ki estağfurullah paşam. İç diyor, emrediyorum. Asker de alıyor, içiyor. Şimdi bak, Sivaslı Allah'ın köylüsü, Ankara'da askerlik yapan adamın beraber sigara içtiklerine bak. Atatürk, Kazım Karabekir, Çakmak Paşa, Rauf Orbay. Bunlarla sigara içmek kimin haddi? Hayal edemez kimse. Hayal edemez. Köye gitse, vallahi billahi ben bunlarla sigara içtim dese, inanırlar mı? Dalga geçerler. Evet. Köyün delisi bu derler artık. Köyün delisi bu. Sigara içerlerken Mustafa Kemal diyor ki, nerelisin? Diyor ki, paşam ben Sivaslıyım. Peki diyor, Sivaslı ne iş yaparsın diyor sivilde. Paşam diyor, pehlivanım, güreşerek para kazanıyorum. Bunun üzerine Atatürk'ün boyu 1.68 bu arada. 1.68. Ortalamanın altında bir adam. Evet. Güreşçi de büyük, iri yarı bir adam. Böyle elini uzatıyor, enseye dokunuyor, çekiyor. El ense yapıyor. Beni yenebilir misin diyor. O da diyor ki, paşam siz dünyanın sırtını yere getirdiniz. Ben nasıl yeneceğim sizi diyor. Tam bu esnada böyle gülüşmeler ve muhabbet, beşli sigara çevirmeler yapılırken ikinci kattan Latife Hanım kafasını uzatıyor pencereden. Diyor ki, Mustafa herkesle sohbet ettin. Kala kala asker mi kaldı? Hemen yukarıya çık ve onları da evine gönder diyor. Atatürk'sün Enes. Ve sana karın benim yanımda böyle davranıyor. Bunun için Atatürk olmana gerek de yok abi bu arada. Senin yanında benim eşim gelecek diyecek ki hani herkese sohbet etmeyi bitirdin, bir de işte Ahmet mi kaldı diyecek. Hani ben senin bir de üst rütben olacağım. Evet. Yani gene bu kadar terbiyesizce bir harekete karşı aynı o tepkim olurdu. Bu bardağı taşıran son damladır.
Latife çok dominant, baskın bir karakterdir. Mustafa Kemal emir alır mı? Almaz. O da baskın bir karakter. Kadın Bakanlar Kurulu'nu basıyor. Kadın arkadaşlarını da bozuyor. Kadın sen giyinmeyi bilmezsin, seni ben giydireceğim diyor. Kadın Atatürk'e Alaturka davranıyor. Hakikaten de Atatürk böyle viski konyak bilmeyen, rakı içen bir Türk. Latife Lozan'da büyümüş, şampanyalar, şaraplar bilen bir kadın. Atatürk'ü fazla Anadolulu, fazla Türk buluyor, cahil buluyor Atatürk'ü. Latife iki üniversite bitirmiş, İngilizce Fransızca var. Latife Avrupa'dan Türkiye'ye gelen heyetlerin tercümanlığını yapıyor. Farklı bir kadın. Atatürk'ü bastırmaya çalışıyor. Bir de Atatürk de bu arada gene dönemin en ileri uç seviye şey insanlarından biri. Ya Fransızca biliyor. Harp akademilerini bitirmiş. Bugünkü anlamda doktor. Ya doktor eğitimi almış bir adam Atatürk. Avrupalı kadın bunu hor görüyor. Ve Atatürk bardağı taşıran son damla, herkesle konuştun, bununla da mı konuşuyorsun deyince diyor ki Kazım Karabekir'e, hadi arabaya binelim. Beni Ziraat Bakanlığı lojmanlarına bırakın. Kazım Bey diyor, sizden de ricam, yarın boşanma işlemlerini başlatın. Ben boşanmak istiyorum diyor. Kazım Karabekir de zaten mevzuları biliyor. Peki paşam diyor ve boşanma işlemlerini Kazım Karabekir yapıyor. Kazım Karabekir boşatıyor Latife ile Mustafa Kemal'i. Yani o Vedat adı verilen Atatürk'ün erkek metresi iftirasında Latife boşanıyor ya, yalan külliyen yalan. Ne Vedat var, ne boşanmaya Latife karar veriyor. Vedat yok, boşanmaya da Mustafa Kemal karar veriyor. İftiranın bu kadarıdır. Şimdi biz bunu anlattık ya, bunu dinlemeden bu videonun altına Atatürk'le Vedat arasında ilişki varmışı savunuyormuşum gibi benim hakkımda laf edecek olan var mıdır? Var abi. Var. Zaten videonun sonunda söylüyorsun. Bunu artık şey, kesin vardır yani. Buraya vardır. Kadar gelmez bile o. Evet. Vardır. İzlemeden hemen şey yapar, yorum yapar. Dostlar son sözüm, İslam hukukuna göre hırsızlık yaptı diyorsam kadı benden bir şahit istiyor. Bu adam adam öldürdü diyorsam kadı benden bir şahit istiyor. Bu adam yalan söyledi diyorsam kadı benden bir şahit istiyor. Bu adam topluma açık yerde içiyor dersem kadı benden bir şahit istiyor. Bu adam zina yaptı dersem kadı benden 4 şahit istiyor. Üstelik o iş yapılırken gören 4 şahit istiyor. Atatürk'e zina, üstelik bir erkekle zina suçlamasında bulunan adamların o işi yapan 4 adamı göstermeleri gerekiyor. Yok. Allah insanlara iftira atmaktan korusun. Dostlar, bize abone olun, abone sayımızı arttırın. Bizim tek silahımız, tek cephanemiz, tek güvendiğimiz kaynak, tek Tatar Ramazanımız sizsiniz. Bize abone olun lütfen. Allah'a emanet olun.